Peki hocam, bilekten de anjiyo tedavisi hakkında neler söylersiniz? Yeni bir sistem zannedersem. Bilekten anjiyo aslında yeni değil. Aşağı yukarı belki 25-30 yıla yakın bir geçmişi var bilekten anjiyonun. Ama yeni yeni yaygınlaşıyor diye. Evet, şöyle yaygınlaşıyor. Tüm dünyada yani son 5 yılı saymazsak 5 yıla kadar yaygın olarak anjiyografi femoral bölge dediğimiz kasıktan girilmek suretiyle yapılır idi. Ve bu stent müdahaleleri de aynı şekilde. Stent müdahaleleri yine kasıktan yapılırdı. Özellikle son yıllarda elbette koldan anjiyo daha yaygınlaştı. Özellikle son 3-5 yılda onu evet. söylemek gerekirse. Ama anjiyografi yapmak değil tabii ki bütün mesele. Anjiyografi yapıp müdahaleyi de bilekten devam edebiliyorsak bu hastalar adına önemli bir konfor. Bu Amerikan Kalp Cemiyeti olsun, Avrupa Kalp Cemiyeti olsun bunların yayınladığı kılavuzlarda genellikle son kılavuzlarda kasıktan anjiyoya göre kanama ve ölüm riskinin bilekten yapılan anjiyoda daha iyi olduğunu, riskin daha düşük olduğunu ortaya koyduğu için şu anda artık tıbbi bir avantaj, bir konfor değil, tıbbi bir avantaj. Elbette hastalarımız kum torbası konuyor, rahatsız oluyorlar bundan. Bu bir sıkıntı ama daha önemlisi kanama nedeniyle hastalarımızın hayati riske maruz kalması gibi kan sulandırıcı, ağır kan sulandırıcı kullanan hastaların kasıkta kanama riski nedeniyle en azından 24 saat beklemek zorunda kalması, bilekten anjiyoda bunlar söz konusu değil. Dolayısıyla bilekten anjiyo hem konfor anlamında hem de hastalarımızın hayati riskini düşürmek anlamında son derece konforlu. Şu andaki elimizdeki donanımlarla, teknik donanımı anlamında söylüyorum, bir de tecrübe anlamında söylüyorum. Bilekten her türlü damara müdahale etme imkanına sahibiz. Stentin takılması da, anjiyografinin yapılması da aynı seansta ihtiyaç olursa hemen arkasında stent takılabiliyor ve bu sonuçları itibariyle acil kalp krizlerinde bile el bileğinden girip anjiyografini yapıp arkasından damarı açma imkanına sahibiz. Bu çok önemli bir gelişme.